1 Nisan'da ev sahibimiz bizi aradı ve evden çıkmamız gerektiğini söyledi. Biz de daha oturalı yani 4 yılı tamamlamamıştık. O yüzden de ihtiyacı da hatta şu şekilde söylemişti bize. Ev sahibinin oğlunun boşanacağına dair bize bir bilgi verdi ve ev oğlum gelecek diye bizi evden çıkartmaya çalıştı. Biz de ihtiyacın samimi gelmediğini söyleyerekten evden çıkmayacağımızı söyledik ona. Bize 1 Nisan 2022 tarihli itibariyle bize ihtarname çekmiş noterden 2 kere. Ama bu elimize ulaşmadığı için o yüzden dava mahkeme sürülemedi yani oluşmadı. Böyle bir şart oluşturulmadı. O yüzden de avukat tutuyorlar. Avukatla birlikte tekrardan mahkemeye başvuruyorlar ve mahkeme süreci bu şekilde başlamış oluyor. Mahkeme başladıktan sonra mahkeme daha sürecine gelmeden önce bizi ev sahibinin oğlu birkaç gece böyle arayıp sürekli rahatsız etti, tehdit etti. İşte ne diye tehdit ediyor? Oğlum şu anda çok kötü durumda. Öncelik oğlum gelir. Sen o evden çıkmazsan işte seni vururum, karını vururum, çocuğunu vururum şeklinde bize hitap ediyor. Ve uygun saatte değil yani. Bu uygun, alınabilecek bir şey değil. Yani aranılabilecek bir saat değil. Saat gecenin üçünde, ikisinde sürekli böyle. Yani ertesi günde alkollü olduğunu ve bizden özür dilediğini, eşimden benden özür dilediğini söylüyor ama bir noktadan sonra artık samimi gelmiyor. Ben daha öncesinde de ev sahibiyle konuştuğum anda şey demiştim. Abi evden boşanıyor musunuz tarzında bir şey söyledim. Yo ne boşanması tarzında bana bir şey söylemişti. Yani o yüzden de evlatlarının daha önce bir 10 yıl önce bir boşanma davası geçirmiş olduğunu bildiğim için ihtiyacın samimi gelmediği için biz evden çıkmama kararı almıştık. Ve bu süreçte de eşim hamile. Yani eşim benim o tehditleri olduğu zaman 7,5 aylık bir hamile. Zaten eşime ben bunu paylaştığım anda zaten eşim sancılandı. Ertesi günü hastaneye geçti, gittik. Hastane raporları elimizde var. Mahkeme görüldüğü zaman biz bu tehdit mesajlarını mahkemeye de delil olarak sunduk ama mahkeme bunu göz ardı etti. Ve sonucu bizim aleyhimize olaraktan belirlediler. Bizim evi boşaltmamız gerektiğini, ev sahibinin haklı olduğunu ve haksız olduğumuz için de vekalet ücretini bizim karşı tarafa vermemiz gerektiğini şeklinde kardeş bu şekilde bir sonuç çıktı mahkemeden. Mahkeme sürecinde bizim mahkememiz 24 Şubat'ta gerçekleşti. Biz 24 Şubat'tan önce mahkeme kararından önce evi boşalttık, taşımaya başladık. Tehditlerden dolayı. Tehditlerden dolayı tabii ki de. Şimdi yeni çocuğum oluyor, eşim hamile. Korkuyorsunuz ister istemez yani. Biz de hiç bir mahkeme kararını beklemeden evi boşalttık. Evi boşaltmış olduğumuz için de mahkeme zaten evi tahliye edeceğimizi öğrendikten sonra böyle bir karar aldığını düşünüyoruz. Ama bana göre yanlış bir karar oldu. Çünkü biz bunu tehdit edildiğimiz için çıktık yani. Ev sahibinin ihtiyacı olduğu için çıkmadık. Yoksa yine böyle bir durum karşılaşmasaydım ben evde oturmaya devam edecektim. Evde oturduğum o süre zarfında da ev sahibine mağdur olmasın diye normalde devletin %25'lik vermiş olduğu tefettüfe zammına karşın biz nereden baksanız %50'lik bir zam yaptık kiramıza. Ve buna rağmen maalesef bu durumla karşılaştık. Hiç, yani olay para değildi. Olayın sadece bizim için samimi olmaması ve ev sahibinin para olması yani kiraların ister istemez farklı bir şekilde artmasından dolayı istediği herhalde para olduğunu düşünerekten bize bir çıktık yani o evden. Evet, bu tehditler kira artış sürecinde başladı. Çünkü biz 2018'in Haziran'ında bu eve giriş yaptık. 2018'in Haziran 1'inde bu eve oturduk. Yani bu olay daha yani şöyle baksanız yani Ocak'ta falan bak gerçekleşti bu tehditler. Yani mahkeme süreci devam ediyor. Yasal bir süreç işlerken yani beni tehdit etmeye başladı. Yoksa ben onu da söyledim. Mesajlarım var. Mahkemeye bunları biz delil olarak da sunduk. Abi dedik böyle böyle zaten yani mahkeme süreci şu anda işleyen bir süreç. O yüzden yani şu anda bunları yapman yersiz. Mahkeme kararından sonra mahkeme eğer bu evi tahliye etmem gerektiğini bana söylüyorsa ben zaten evden çıkacağıma dair ona söyledim. Ona bir beyanda bulunmuştum yani. O yüzden de böyle bir durum gerçekleşti. Yani sadece bir kere değil. Yani bunu bir iki kere yaptı. Oğlum mağdur durumda. Oğlum şöyle. Oğlum için işte ben başka türlü işlere de girerim. Seni de vururum. İşte bilmem ne. Bu şekilde tehditler delil olarak elimizde var. Tehdit eden ev sahibimizin oğlu. Yani eşime bir kere zaten bunu söylemek çok stresliydi. Söylesem mi söylemesem mi 2-3 gün boyunca ben bunu zaten düşündüm yani. Niye? Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. İlk çocuğunuz stresli bir durumda. Zaten araları var. O yüzden de yani söylememeyi tercih etmiştim. Ama baktım iş ciddileşiyor. Tehditler devam etmeye devam ediyor. Devam ediyor. O yüzden de biz de dedik ki artık Meloş böyle böyle bir durum gerçekleşti. O yüzden evden çıkmamız gerekiyor diye söyledim. Niçin olduğunu söyledi. Ben de mesajları okuttum. Ondan sonra zaten keşke okutmasaydım. Ağrılar başladı, sızılar başladı. Ertesi gün zaten ağrılardan dolayı biz hastaneye gittik. Orada zaten bir doktor raporumuz var. Şimdi bakalım durum bu şekilde gerçekleşecek inşallah.
Ülkemizde kira uyuşmazlıklarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Artık her gün bir mülk sahibiyle kiracının tartıştığına haberlerde şahit oluyoruz. Tabii bu durum artık sadece hukuk davalarına yansımakla kalmıyor. Aynı zamanda bir ceza davasının, bir iddianamenin de konusunu oluşturabiliyor. Kısaca analiz etmek gerekirse, en çok karşılaştığımız davalar ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları. Türk Borçlar Kanunu 350. maddesinde kiraya veren tarafa, kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler bakımından ihtiyaç hasıl olması halinde kiracıyı tahliye etme hakkı tanındığını görüyoruz. Ancak bu hak her zaman kanunda tanımlandığı şekliyle ve yargı kararlarındaki belirlenen kriterlerle kullanılmayabiliyor. Dolayısıyla gerçek ve samimi bir ihtiyaca dayanmayan bir tahliye talebi olduğunda işin içine baskı veya tehdidin de girebildiğini görüyoruz. Kiraya veren tarafından kiracıya baskı uygulanabiliyor veya kimi zaman kiracı farklı yollarla tehdit edilebiliyor. Tabii böyle bir durumda kiracıların neler yapması gerektiğinden bahsetmek gerekirse tehdit suçunun Türk Ceza Kanunu 106. maddesinde düzenlendiğini biliyoruz ve kiracı derhal elinde her türlü vasıtayla ispat edebileceği bu durumu ortaya koyan belgelerle birlikte suç duyurusunda bulunmalı. Bunun yanında ihtiyaç sebebiyle tahliye davasında aslında hukuk mahkemesi, usul hukuk mahkemesi hakimlerine de ciddi bir görev düştüğünü görüyoruz. Yani ihtiyacın gerçek ve samimi olup olmadığının araştırılması, eğer bir tahliye gerçekleştiyse bile bu tahliyenin neden gerçekleştiğini araştırması ve buna göre kabul kararı vermesi gerekiyor. Zira artık kiraya veren kiracıyı tehdit ettiğinde ortalıkta bir can güvenliği problemi olduğundan kiracılar da bir muhasebe yapıp konutu, meskeni veya iş yerini tahliye etme yoluna gidebiliyor.